Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Tatil Vlog 4'e ve 4. güne hoş geldiniz. Bugün tatilde 4. günümüz. Artık hani böyle yorgunluktan bitmiş durumdayız. Saat 9'a 15 geçiyor. Dün biliyorsunuz ki araba jet ski'ye bindim. Daha sonrasında havuzda bir sürü aquapark'a bindim. Sonra gece gezdim. Ve çok yoruldum. Bu sabah uyanırken aşırı zorlandım. Bütün etlerim ağrıyordu. Et kesiği olmuşum. Aynı zamanda böyle gözlerim falan yandı uyanırken. Galiba dün biraz fazla yorulmuşum. Ama her şey çok eğlenceliydi, çok güzeldi. Yine bugün de çok eğleneceğimiz bir gün olacak. Şimdi çıkıyoruz, kahvaltıya iniyoruz. Bir tık daha erken ineceğiz bu sefer düne göre. Dün 10'a doğru inmiştik. Bugün işte 9.30'dan önce inmiş olacağız. Şimdi iniyoruz. Yoksa annem beni beklemeden inecek. O yüzden hızlıca iniyoruz kahvaltıda. Görüşürüz. Arkadaşlar kahvaltım bu şekilde bugün. Sosis, yumurta, börek, çörek. Şu an havuz başındayız ama havuza bile giremiyorum. Saat şu an 11. O kadar yorulmuşuz, o kadar etlerimiz hamlanmış ki böyle et kesiyor olmuş gibi hissediyorum. Her yerim acıyor. Şimdi gidip kendime soğuk bir şeyler alıp dinleneceğim. Bir yarım saat sonra falan havuza girerim. Sonra da aquapark'a giderim diye düşünüyorum. Otel çok büyük, çok güzel ama çok büyük oluşu yürümekten dolayı insanı çok yoruyor. Ve sürekli kaybolıyorsun zaten. Biz daha bugün restoranı ararken kaybolduk. Bir de merdivenler de çok dik ve yukarı doğruydu aquapark'taki. Onları da 5-6 kere çıkınca bittim yani. Sabah zaten iğrenç uyandım. Hani şöyle falan böyle çok zor, kötü şekilde uyandım. Şimdi içecek içeyim, kendime geleyim, sonra yüzeceğim. Hüseyin zaten dün full futbol oynadı. Ben onu izledim gece. O yeni uyandı. Kahvaltıya da kaçırdı. İyi misin? Hayır diyorum. Peki niye bu kadar cool davranmaya çalışıyorsun? Çok uyudum ben. Zaten cool'um da sen. Çok mütevazi biraz bu. Gittim yüzdüm biraz. Serinledim. Kahvemi de aldım. İçiyorum. Bugün biraz geç kahvaltı yaptığımız için geç yemek yeriz öğlen yemeğini. O yüzden bir iki saat falan daha takılırız buralarda. Öğlen yemeğinden sonra da aquapark'a gideriz diye düşündüm. Şu anki planlarım bu şekilde. Kısaca dinleniyorum. Dünün yorgunluğunu atıyorum. Birazdan Instagram postu editleyip post atmaya çalışacağım. Bakalım. Bu tarz işlerim var şu anda. Arkadaşlar şu an gidiyoruz. Aqua'nın oradaki snack bar'a gidiyoruz. Çünkü orada daha çok çeşit var. Yemeğimiz bittikten sonra da aquapark'a gideceğiz. Akıntıya bineceğiz ilk defa. Sonra da belki kaydıraklardan kayarız. Bir de olimpik havuza gireceğim. 18 bilekliğim var. Kumpir lazım. Kumpir, kumpir, kumpir. Burada da bir şeyler var. Şimdi kumpir istiyoruz. Döner aldım, pizza aldım ve tabii ki en sevdiğim, onsuz yapamadığım kumpirim. Şimdi hepsini yiyeceğim, bitireceğim hepsini. Şimdi Aqua'ya gidiyoruz. Yemeğimizi yedik. Bayağı yedik. Yani ben pizza dışında her şeyi bitirdim. Şimdi akıntıya gideceğimiz için bugün öncesinde biraz buralarda yüzeceğiz. Yüzeyim sonra bot kap. Bence direkt bot kapalım hatta. Yoksa bulamayacağız. Olur. Direkt bot kapacakmışız. Ben bu kropla yüzebilir miyim acaba? Hiç görür müsün? Evet. Yiyemem. Yiyemem. O zaman nefesini tutun. Bu arada biz Hüseyin'le bugün yarışma yaptık. Ben daha fazla nefesimi tutabiliyorum. Evet ama ben dipten daha fazla ileriyim. Bir şeyde de ağlama artık ya. Her şeyde sen en iyi olamazsın. Bir şeylerde seni geçeceğim tabii ki. Her zaten her konuda mükemmelsin. Her sporda Ejin'den iyi. Ama sadece sporlarda. Bak sen havuz olmuş da ya. Bulamayacağız ki herkes kalmış. Ay harbi bot yok. Kötü sözler söyleyeceğim ben. Oğlum adam şezlonga bot koyup annen onu rezervasyon yapmış botla. İlk defa bot bulduk erken geldiğimiz için. Bu botları 15 dakika şimdi tutmamız gerekiyor. Var. Babama da alalım. Aldın mı iki tane? Hadi git yürü. Abi bu ne? Resmen bot sırası bekleyip bot tutuyoruz. Yani çok garip bir otel burası. Erken gelip bot ayırttık yani. Are you Turkish? Where are you from? Turkey. Türk misin? We are Turk too. Niye İngilizce konuşuyorum peki hala? Çocuk zaten Türk çıktı. Bugün akıntıya biniyoruz sonunda. Günlerdir bu anı bekliyordum. Botlarımızı ayırdık. Bir sürü bot var. Annem de gelecek galiba. Bütün aile bineceğiz akıntıya. Sonra bir süre böyle mağaraların altından falan geçeceğiz.
Böyle heyecanlıyım, güzel geçecek bence. Artık bronzlaşmıyorum, bronzlaşmayı bitirdim. Artık sadece eğlenmeye bakıyorum. Kanala geldik, şimdi biniyoruz. Çok eğlenceli olacak bence. Ben tek biniyorum, Defne babam da biniyor, Hüseyin de tek biniyor. Heyecanlı mısın? Terlere mi? Ben terliksiz geldim, ayağım yanıyor şu an. Hedir tükürün. Ya üf, iğrençlik yapma ya. Orada Defne de vlogger oldu, bir de çekiyor. Bayağı eğlenceli. Arkadaşlar şu an bindik, akıntıdayız. Aşırı yavaş ve eğlenceli bir şey, bakın. Şu an böyle bir şey. Babam da burada, dur göstereyim. Bu arada Defne'yi almıyorlardı, babam bayağı dedi ki yani yüzme biliyor falan dedi, öyle aldılar. Abla ya. Bayağı sıkıntı. Ya sen de arkamdan bitme o zaman be. Allah Allah. Ah, güneşleniyorum. Hayat şimdi başladı. Çok güzel. Bunu ilk gün keşfetseymişiz keşke. Dördüncü gün bulduk burayı. Hızlanmaya çalışıyorum. Bu çocuk duramıyor. Kurt mu bizden? Kurtun. Hadi merkezini çıkarın. Şu anda tünele girdik. Çok karanlık ve bayağı eğlenceli yani. Korkunç falan değil. Güzel. Atmosfer iyi burada. En azından su. Mağara. Patla bir de şimdi gelip boğacağım seni burada ya. Ya o kötü de bile bu. Aldı mı telefonu? Hadi ya. İnşallah iyice ölmez. Öldü. Bitti. Ben de bittim. Telefonum bitti Dal sende. Çok derin, çok 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 derin. Boy veriyorum. Müthiş bir şey. Şimdi şuna gidiyorum. En iyi mekan burası.
8 eski bilekliğim var, hala bebek yerinde oynuyorum. Arkadaşlar derin havuz ve öbür yer beni yordu. Şu anda yatıp dinleniyorum. Kokteyl de var elimde. Hüseyin kazandı Hüseyin. Gerçekten bir daha. Bravo Hüseyin, bravo. Ama sabah da ben yazdım ama yorgunlukla ilgili bir şey bu. Çok iyiydin Hüseyin. Hadi again. Ben biraz hadi. Yemin ederim ben normalde daha iyiyim. Hadi. Evet arkadaşlar, şu anda odadayım. Saçım sırılsıklam ve size bir şey söylemem gerekiyor. Lütfen telime bakın. Ya o kadar yanmışım ki bugün. Aslında denize falan da gitmemiştim. Ama yüzüm, alnım, yanaklarım zaten pes pembe ve yüzümde hiç makyaj yok. Omuzlarım kıpkırmızı. Görüyorsunuz, her yerim çok kırmızı. Şimdi saçımı ve makyajımı yapacağım. Sonrasında da hazırlanacağım ve akşam yemeğine ineceğiz. Bugün artık son gecemiz bu arada. Yarın dönüş yolu, dönüş vlogu gelecek. Yarın da sabah uyanıp kahvaltımızı edip biraz vakit geçiririz ailecek. Sonra döneriz. Ama zaten ben yani sıkılmaya başlamıştım açıkçası. Ben tatillerde sıkılıyorum 4. 5. günden sonra. O yüzden de döndüğümüz için açıkçası çok üzülmüyorum. Bitiyorsa bitmiştir yani, yapacak bir şey yok. Şimdi makyaj yapacağız. Abi çok kararmışım ya. Arkadaşlar ya belki siz anlamıyorsunuz ama o kadar yanmışım ki bu iz bu kadar belirgin değildi ve benim yüzüm bu kadar koyu değildi. Ben buradan bodruma geçeceğim. Umarım biraz beyazlaşırım oraya geçene kadar. Yarın asla güneşlenmeyeceğim. Bugün de hiç güneşlenmedim daha fazla yanmamak için ama inanamıyorum yani. Şimdi arkadaşlar kapatıcı sürüyorum sırf rengimi açmak için. Yoksa cildimde hiçbir şey kalmadı zaten. Gerçekten cildim çok düzeldi. Ten rengimi açmaya çalışıyoruz. Farklı biri oluyorum resmen bir de bronzlaşınca. Evet, kapatıcıyı yaydırdım. Biraz ten rengim açıldı, mutluyum. Şimdi pudra süreceğiz. Gerçekten bu otelde enerjim bitiyor. O kadar büyük bir otel ki yoruluyorum ve enerjim bitiyor. Kaşlarımı yapacağız. Dün kaşlarımı bayağı ince ayrıntılı yapmıştım ve çok güzel olmuştu. O yüzden bugün de biraz öyle yapacağım da kalemimi bulamıyorum. Kaş kalemimi buldum. Evet. Kaşlarımı boyuyorum kalemle. Dünkü makyajımı herkes çok beğenmiş TikTok'ta. O yüzden bugün de aynı makyajın birebirini
ya da benzerini en azından yapmaya çalışacağım. Kaşlarımı boyadım. Bir de artık tenim de çok beyaz olmadığı için kaşlarımı boyadığımda sırıtmıyor. Çok mutluyum. Hop. Devam ediyoruz. Göz diplerime hafif koyu far sürüyorum kahverengi. Hoş duruyor. Cidden bronzlaşınca makyajlarınız çok daha iyi görünüyor bu arada. Ama ben hani o kadar yandım ki. Cildimde ne bir leke kaldı ne bir hani renk eşitsizliği kaldı. İyi oldu bir yandan ama biraz fazla yanmışım. Şimdi maskaraya geçiyoruz. Maskara olarak da bunu süreceğim. Maskarayı bayağı abarta abarta sürüyoruz. Bana sürekli güzellik sırrı soruyorsunuz. Hani belli bir güzellik sırrım yok ama bence göz, kaş ve gülmek çok önemli. Yani kirpikleriniz ve gözleriniz güzelse bence genel olarak güzel oluyorsunuz. Bir de güzel gülüyorsanız güzel oluyorsunuz. Böyle bir şey var gerçekten. Yani benim güzellik algıma göre kirpiği uzun, gözleri güzel, gülüşü güzel insanlar her zaman bayağı önde. Bu da benim böyle bir güzellik algım. Zaten anlamışsınızdır yani kirpiğimi o kadar uzatmaya çalışıyorum, yağlar sürüyorum, lifting yaptırıyorum. İpek kirpik bile yaptırdım yani. Ve güzellik ayrıntılarda gizlidir. Sizin yaptığınız en ufak bir değişiklik ve en ufak bir güzel bir şey sizi tamamen değiştiriyor. Bakın mesela şu an maskaralar sayesinde inanılmaz güzel oldum. Kaşlarımı sabitliyorum. Güzel oldu ha kaşlarım. Bak mesela kaş aslında insanların çok dikkat ettiği bir unsur değil makyaj yaparken ama aslında çok önemli. Dudak kalemi sürüyoruz. Biraz da Kylie Jenner ruj süreceğim. Evet. Bitti. Şimdi saçlarımı yapacağız. En zor kısma geldik. Saçlarım sırılsıklam. O yüzden tarayacağım. Belki düzleştiririm ama çok düzleştireceğimi sanmıyorum. Aa bir de highlighter'ı unuttuk. En önemli bak. İşte ayrıntılarda gizlidir dedim ya. Of. Bu bile makyajı o kadar değiştiriyor ki. Ben highlighter kadınıyım. Sen seversin sevmez. Bitti. Evet makyajım tamamen bitti ve çok güzel oldu yine. Bronz tene makyaj ayrı bir yakışıyor. Şimdi hemen saçlarımı yapıyoruz. Saçlarımı taradım. Şimdi kurutacağım. İşim uzun biraz. Arkadaşlar ben hazırım. Dünkü makyajın aynısı olmuş neredeyse. Bu arada saçımı düzleştirmedim. Çünkü düzleştirince kabarıyordu. O yüzden sadece düzgün bir şekilde kurutup yağ sürdüm. Ve saçlarım böyle düz gibi oldu zaten. Beğendim yani böyle kafi idare eder. Birazdan yemek yemeye gideceğiz. Aşırı heyecanlıyım yemek yiyeceğim için. Çünkü çok acıktım. Bir 10 dakika falan yemeğin başlamasını bekleyeceğiz. Sonra da çıkacağız. Arkadaşlar biz şimdi odadan çıkıyoruz. Bu arada demin telefonu şuraya yaslayıp TikTok çekiyordum. Tamam şurada gördüğünüz bir cama. Sonra birden kapı açıldı kaçtım. Biri çıktı baktı geri girdi. Biraz rezil oldum. Yemek yemeye gidiyoruz. Benim kombinim aşırı tatlı. Çok minnoş. Tam bir hanımefendi kombini. Hüseyin yine spor. Spora gider gibi. Ben akşam yemeğine iner gibi. Bu arada benim telefon gitti arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Telefonun arkası da önü de şu an çekmiyor. Çünkü içine su girdi kameranın. Ve aslında bu benim 2 gündür yaşadığım bir sorun. Şu an izlediğiniz bütün videoları babamın ve annemin telefonundan çekiyorum. Çok zordu. Bir de GoPro ile çektim. Telefonum da inşallah tamir olacak yani. En kötü yenisini alırız. Babam dedi iPhone 15 alalım dedi. Ama ben bu telefonla duygusal bir bağ yaşadığım için değiştirmek istemedim. Bir de üşendim değiştirmeye. Otelden çıkıp o yüzden kaldı böyle. Ama bence tamir olur yani. Şimdi gidiyoruz yemeğe. Gidiyoruz. Bugün o kadar acıktım ki sabah ne kahvaltı düzgün ettim ne. Öğlen yemeğini güzel yedim aslında ama acıktım yani kahvaltı çok iyi etmedim galiba. Bir de çok yüzdüm o yüzden de olabilir. Şu an her şeyi yiyebilirim. Bir de son gecemiz her şeyi tatmak istiyorum. Bugün böyle tabağımı doldurup son akşam yemeği olduğu için her şeyi tadabilirim. Bütün mixleri falan hepsini deneyeceğim. Wings. Arkadaşlar geldik sayılır çok az kaldı biliyorsunuz görüyorsunuz ki. Şimdi şuradan gireceğiz birazdan. Yoruldum. Bugün yemekler gene bayağı çeşitli. Şu an alıyorum bir sürü bir şeyler. Menümüzde sushi var gördüğünüz gibi. Sonrasında döner, makarna ve bir takım böyle bir tatlı aldım. Bir de böyle bir şey aldım. Çiğ köfte galiba. Değişik bir şey. Sushi gibi yine. Şimdi bunları yiyeceğiz. Sushi bu seferkiler biraz daha farklıydı çeşit olarak. Deneyeceğim şimdi. Saçlarım inanılmaz sarı bu arada. Tadıyorum hazır mısın?
sene ortada Paris Pansı Balayı Show. Her akşam olduğu gibi. Burası bana köydeki dereyi hatırlatıyor. Çünkü orada da böyle şeyler var. Aha. Fazla yürüyorsun. Bu akşam bol bol yürüyoruz ama şimdi maç var. Maçı izlemeye gideceğiz. Türkiye... Neydi lan? Türkiye-Avusturya maçı var. Çok heyecanlıyız. Umarım kazanırız. Herkes buradaki gösteriyi izliyor. Biz maçımızı izleyeceğiz. Milli takımlıyım ben zaten. Milli takım tutuyorum. İzlemeye gidiyoruz. Anneannemin WhatsApp durumları. Bu oteldeki ortalama günlük adım sayım 30 bin. Gerçekten o kadar büyük bir otel ki yediklerimin hepsini yaktım. Teşekkür ederim, spora başlamama gerek kalmadı ama diyete yine de başlayacağım. Hayır. Arkadaşlar mola. Varamadık daha. Daha futbolu izleyeceğimiz yere varamadan mola verdik çünkü o kadar yorulduk ki. Çok büyük bir otel. Gerçekten çok yoruldum. Ve şimdi doğrusunu bildiğim yalanların peşinden nasıl koşuyoruz? Maç izleme yerine geldik. Manyak hype. Manyak hype. Gol yedik ya. Bu iyi olmadı. Terbi yüzünden oldu. Niye elledi adamı? Maçın son anları, kalbim küt küt atıyor. İnşallah atamam sadece. Milli takımım. Arkadaşlar maç sonrası kahvaltısı yapıyoruz şu an. Gece saat 12. Ve çok yorulduk izlerken, o yüzden yemek yemeye geldik. Bu arada çeyrek finale gidiyoruz, Berlin'e. Çok iyiydi yani, milli takımı çok tebrik ediyorum. İnanılmaz bir maçtı. Çok keyifliydi izlemesi, çok eğlendik. Şimdi de karnımızı doyuruyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi odaya geri çıkıyoruz. Yemeğimizi de yedik, maçımızı da izledik. Çok güzel bir gündü. Yine çok yorulduk. Artık yarın oteldeki son günüm ve yolculuk başlayacak ama üzülmüyorum çünkü otelin keyfini çıkardık yani. Bütün aktiviteleri yaptık sonuç olarak. Umarım siz de izlerken zevk almışsınızdır. Ben artık videoyu kapatıyorum çünkü odaya gidip uyuyacağım. Hepinizi çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıda yorumlarda ne tarz videolar istiyorsanız söyleyebilirsiniz. Yorum da atın ve beni Instagram'dan ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Açıklamalar kısmında yazıyor. Hepinizi öptüm. Görüşürüz. Bye bye.